Big Bang olmasaydı ne olurduk? Yani Big Bang olmasaydı bugünkü kainat olmazdı. Bir yaratılıştan bahsetmek mümkün değil. Her şey sonsuzdan geliyor, sonsuza gidiyor. Kainat giderek hızlanıyorsa her şey parçalanacak. Atomlar parçalanacak. Gezegenler parçalanacak. Yani biz kaybolacağız orada. Açığa çıkarttığı enerji inanılmaz. Yani düşünün, sıcaklıktan ölç, 10 üzeri 28. Bu ne demek? Onun yanına 28 tane sıfır koy. Böyle bir sıcaklığı düşünebiliyor musun? Muazzam miktarda bir enerji açığa çıkıyor. Biz kainatta tesadüflerin çocuklarıyız ve ilk defa kainatın sabit olmadığı görüyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi bu memlekette olunabileceği kadar iyiyim. Bu memlekette ne kadar iyi olunabilir hocam? Bu şartlarda çok zor. Hayatımda ilk defa önümü göremiyorum. Bu şartlar değişir gibi duruyor mu sizin? Hayır. Ha değişecek de daha kötü olacak. Hiçbir iyimser bir şey yok içinde. Hayır, hayır, hayır. Hiç mi yoktu hocam? Hiçbir zaman olmadı. Hocam bugün olmasaydı ne olur da Big Bang olmasaydı ne olurdu konuşacağız. Hemen konuşalım, hiçbir şey olmazdı. Yani Big Bang olmasaydı bugünkü kainat olmazdı. Yalnız şimdi Big Bang nedir, bunu anlamak lazım. İlk defa 20'li yıllarda Edwin Hubble enteresan bir şey keşfetti. Şimdi Edwin Hubble gelene kadar biz bütün kainat samanyolundan oluşuyor zannediyorduk. Edwin Hubble ilk defa başka yerlerdeki şeyleri keşfetti. Nebulaları, bunlara sis adamı diyorlar, bulut adamı diyorlar, Türkçesini bilmiyorum ama bu büyük nebulalar ki bizim samanyolu bunlardan biri. Edwin Hubble şunu keşfetti. Yıldızlara baktığı zaman yıldızlardan gelen ışığın kırmızıya kaydığını görüyor. Doppler etkisi diye bir şey vardır. Bu Doppler etkisi, bir istasyona gidip düdük çalarak bir tren geliyor. Onu bir hayal edin. Şimdi düdük çalarak gelen tren olur. Tren bizden uzaklaşırken der, kaybolur. Bu bize gelen sesin frekansının değişmesidir. Işık da dalgadan oluştuğuna göre ışığın da frekansları var. Şimdi yıldızların bize olan uzaklığını biz onların parlaklığıyla ölçüyoruz. Edwin Hubble bakmış, belirli bir ışık frekansında olması gereken yıldızlar kırmızı gözüküyorlar. Kainatın kenarlarına gittikçe giderek daha kırmızı oluyorlar. Bu nasıl açıklanır, nasıl açıklanır? Demiş ki bu Doppler efektidir. Bu yıldızlar bizden uzaklaşıyor. Ve Hubble'ın bulduğu bütün yıldızlar birbirlerinden uzaklaşıyor. Ya birbirine yaklaşan hiçbir şey yok. Hepsi birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Ve ilk defa kainatın sabit olmadığı görüldü. Hani o zamana kadar işte düzenli bir kainat var, sabit. Albert Einstein de onu düşünmüş. Ve ondan sonra Hubble'ı ziyaret ediyor. Caltech'e gittiği zaman Hubble'ın Mount Wilson teleskopu hemen Caltech'in yukarısındadır. Biz de gidip gördüydük orayı. Oraya gidiyor Einstein, Hubble gösteriyor. Bakın diyor, bu kainat sabit değil. Ve Einstein, bu diyor benim en büyük hatamdı. Ve kabul ediyor ki sabit değil yıldızlar. Ondan sonra millet düşünmeye başladı. Peki bu genişliyorsa nereden başladı? Genel izafiyet teorisine göre şimdi bunların hepsini geri çekmek mümkün. Hangi noktaya çekeceğim belli değil. Hepsi birbirinden uzaklaştığı için hepsinin bir noktadan başladığı farz edilir. Ve o noktaya geldiğin zaman enerji sonsuza gidiyor. Kütle sonsuza gidiyor. Buna bir singülarite, bir teklik adı veriliyor. Şimdi fizikte bir teklik karşına çıktığı zaman bunun Türkçesi işte burayı anlamıyoruz demektir. Çünkü singülariteye geldiğin zaman genel izafiyet teorisinin denklemleri anlamsız hale geliyor. O zaman diyorlar ki işte burada bir noktada, tek bir nokta, atomdan küçük bir nokta birdenbire patlıyor ve bugünkü bütün kainat bunun içinden çıkıyor. Şimdi düşünün, bir atomdan küçük bir noktadan bahsediyoruz. Hesaplar yapılıyor, pek tutmuyor. Yani kainatın bugünkü büyüklüğünü bu hipotez izah etmiyor. Onun üzerine MIT'de Alan Guth İlk defa şunu ortaya atıyor. Kainat ilk 380 bin senede ışıktan hızlı bir şekilde genişliyor. Şimdi millet de diyor ki ya bu mümkün değil. Çünkü kainatta hiçbir şey ışıktan hızlı gidemez. Fakat şu düşünülmüyor. Işık kainatın içinde belli bir sınıra sahip. Fakat kainatın kendisinin genişlemesine bir sınır getirmiyor. Dolayısıyla kainatın kendisi birkaç saniye içinde o atomdan küçük
nesneden Samanyolu'nun büyüklüğüne ulaşıyor. Birkaç saniye içinde dikkatinizi çekerim. Ondan sonra bugünkü genişleme başlıyor. Şimdi bu çok ilginç. Bu singülariteye yalnız ne var bunun içinde bilmiyoruz. Çünkü singülariteye yaklaştığın zaman sıcaklık da anormal artıyor. 10 üzeri 28 dereceyi geçtin mi bizim bütün deney imkanlarımızın ötesine geçiyor bu. Bu Planck sıcaklığıdır. Deney imkanlarının ötesine geçtin mi bunu kontrol edemiyorsun. Ya bu doğru mudur, yanlış mıdır nedir onu kontrol edemiyorsun. Dolayısıyla Big Bang büyük bir patlama ama nereden patladığını, orada ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi izafiyet teorisinin yanında bir başka teori var fizikte. Bu ikisi uyuşmuyor. O da kuantum mekaniği. Şimdi kuantum mekaniği diyor ki fizikte singülariteler yani teklikler yoktur. Dolayısıyla Big Bang'de tanımlanan teklik yoktur diyor. Peki ne vardı? Oradan çıkartılan şu, Big Bang'den önce de kainatlar vardı. Bunlar çöktü, tek bir noktaya geldi, ondan sonra tekrar patladı. Onun üzerine fizikçiler şimdi şu fikre geldiler. Kainat oluşuyor, genişliyor, 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 sonra kendi üstüne çöküyor, ondan sonra yeni bir kainat oluşuyor. Yeni bir kainat oluşuyor. Yani bir yaratılıştan bahsetmek mümkün değil. Her şey sonsuzdan geliyor, sonsuza gidiyor. Bilmiyorum bu sayın seyircilerimize tanıdık geldi mi? Bu milattan önce 6. yüzyılda Anaximandros'un söylediği apeiron. Zamanda ve mekanda sınırsız. Bugünkü fizik Anaximandros'un dediğine geldi. Bu çok çok ilginç bir netice. Şimdi kainat genişliyor. Güzel. Genişleyecek. En sonunda kainattaki madde miktarı her şeyi tekrar bir araya toplayacak. Patlama olacak falan filan. 1998'de keşfedildi ki bu böyle değil. Genişleme giderek artıyor. Yani bir geri dönmesinin bir işareti yok. 2017'de korkunç bir şey keşfedildi. Genişleme giderek hızlanıyor. Şimdi bunun neticesinde iki şey çıkıyor ortaya. Bir, sürekli genişleyecek. Bütün atomlar falan birbirlerinden uzaklaşacak. Ve kainat son derece soğuk bir yer haline gelecek. Buna büyük donma diyorlar. Fakat kainatın genişlemesinin, hızlanmasının keşfi çok daha korkunç bir şeyi bize gösterdi. O da şu, kainat giderek hızlanıyorsa her şey parçalanacak. Atomlar parçalanacak. Gezegenler parçalanacak. Yani biz kaybolacağız ortadan. Atomlarımız kaybolacak. Buna Big Rip denen büyük parçalanma diyorlar. Şimdi Big Freeze mi, Big Rip mi tartışması yapılıyor. Benim okuduğum son literatürde Big Freeze'de karar kıldılar. Ama bütün bunlar Einstein'ın teorisine göre gidiyor. Fakat kuantum mekaniği işin içine girince Big Bang'in ne olduğu ortaya çıkıyor. Big Bang bir yoktan oluşum değil. Daha önceki kainatların çökmesi neticesinde meydana gelen bir şey. O zaman şu görüş geliştirildi. Ya bugün büyük bir hızla genişleyen evren herhalde bir ara duracak. Sonra tekrar kendi üzerine çökecek. Şimdi bu genişlemeyi yapan nedir? Onu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için buna kara enerji diyorlar. Big Bang'den 4,5 milyar yıl sonrasına kadar genişleme giderek yavaşlıyor. Diyorsun ki tamam bu büyük bir patlama oldu. Onun verdiği bir enerji var. Ve bu enerji graviteye yeniliyor. Dolayısıyla giderek yavaşlıyor bu. Fakat ondan sonra görüldü ki Big Bang'den 4,5 milyar yıldan sonrasında genişleme hızlanıyor. Şimdi bu fiziğin çözülmemiş büyük sorunlarından biri. Nedir bunu hızlandıran? Hiçbir şey bilmedikleri için kara enerji diyorlar. Şimdi bu kara enerji kainatı büyütüyor, patlatıyor. Peki bu kara enerji ne oluyor zamanla? Yani kuantumcuların öngördüğü tekrar evrenin toparlanıp tek bir noktaya gelip tekrar patlaması bu nasıl olacak? Bu kara enerji giderek güçleniyorsa. Şimdi kara enerji kütle çekiminin yani gravitenin tam tersi. Gravite olmasaydı ne olurdu? Big Bang oluyor. Ondan sonra atom altı güçler. Kainatta 4 tane temel güç var. 1. Kütle çekimi. Ha bizim yer çekimi dediğimiz kütle çekimi. Bütün kütleler birbirini çekiyorlar. Karşımda fil gibi bir adam olsa o da beni çekiyor, ben onu çekiyorum. Benim otomobilim yandaki otomobili çekiyor. Var. Fakat gravite çok zayıf bir güç. Ama bizim dünya üzerinde yürümemizi sağlıyor. Yoksa uzaya fırlar giderdik. Ondan sonraki temel kuvvet elektromanyetik. Elektromanyetik kuvvet gravitenin 1 milyon milyar 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 defa daha güçlüsü. Siz bunu yaşıyorsunuz şimdi. Burada bir mıknatıs olsa, ben bunu buraya koydum, mıknatıs burada, bu da bir mıknatıs, çat diye birbirlerine çarparlar. Ama siz bunun yanına bir bardak daha getirirseniz, gravitenin bunları çarpıştıracağını düşünmezsiniz. Gravite zayıf,
bir güç. Buna mukabil elektromanyetik güç çok daha güçlü. Ondan sonra iki tür güç daha var ki bunlar atom çekirdeğinin içindeler. Bunlardan bir tanesi güçlü kuvvetler denilen kuvvetler. Bunlar elektromanyetik kuvvetten 100 kat daha fazla. Bunlar da protonları bir arada tutuyorlar. Şimdi protonların hepsi artı elektrik yüklü. İki tane aynı yükün birbirini itmesi lazım. Değil mi? Bu olmuyor. Neden bir arada duruyor? Çünkü çekirdek kuvveti bunları bir arada tutuyor. Bir de zayıf kuvvetler var. Onlar da çekirdeğin içinde. Onlar da radyoaktiviteye sebep oluyorlar. Yani giderek çekirdek proton kaybediyor, nötron kaybediyor falan. Giderek bir element başka bir elemente dönüşüyor. Bunun da sebebi zayıf kuvvetler. Şimdi kainatın ilk başında meydana gelen partiküller çok küçük. Yani bir protondan, bir nötrondan daha küçük. Değil mi? Nötrinolar, kuazarlar falan. Şimdi bunlar bir araya geliyor. Bunlar bir araya geliyor, geliyor, geliyor. Temel partiküller, yani temel parçacıklar denen işte protonlar, nötronlar, elektronlar falan oluşuyor. Bunları bir arada tutan kuvvet, işte bu güçlü kuvvetler. Elektronu çekirdeğe bağlayan kuvvet, elektromanyetik kuvvetler. Bunlar bir araya geliyor. Şimdi bunlar bir araya geliyor, ilk defa hidrojen atomunu yaratıyorlar. Çünkü hidrojen atomu neden oluşur? Bir proton, bir elektron. Başka bir şey yoktur. En basit. Ondan sonra bunun içine bir nötron ilave edersiniz, bir nötron daha ilave edersiniz. Bu sefer hidrojenin izotopları oluşur. Bir proton ilave ederseniz al sana helyum olur. Değil mi? Şimdi o zaman iki tane gaz çıktı ortaya. Hidrojen ve helyum. Şimdi bunlar bir araya geliyorlar ve ilk defa yıldızları oluşturuyor. Nasıl yıldızları oluşturuyorlar? Bunlar o kadar çok bir araya toplanıyorlar ki füzyon reaksiyonu başlıyor. Yani hidrojen atomları bir araya geliyorlar, helyum atomu oluşturuyorlar. Bu süreç esnasında muazzam miktarda enerji açığa çıkıyor ki hidrojen bombasının temeli budur. Ama ondan sonra bunlar başlıyorlar helyum imalatına. Ondan sonra hidrojenin bitti, ne yapacaksın? Helyumdan sonraki atom, ondan sonraki demire kadar. Bütün atomlar sırayla oluşuyorlar. Demire geldi mi yıldızın enerjisi bitiyor. O zaman ne oluyor? Yıldız kendi kütle çekimi etkisi altında çöküyor. Bu çökme esnasında muazzam bir patlama meydana geliyor. Bunlar da süpernovalar. Bu süpernova patlamaları esnasında demirden sonraki elementler oluşuyorlar. Onun için bunlar daha nadirdir kainatta. Şimdi demek ki gravite olmasa, yani kütle çekimi olmasa bunlar hiçbiri olamayacak. Adam gibi bir kainatımız olmayacak. İşte bu saçma sapan hidrojen atomlarıyla oturuyor olacağız. Tabii o da elektromanyetik gücün varlığını farz ederek. Şimdi gravite bütün kainattaki yıldızları, gezegenleri bilmem neleri bir araya topluyor. Yani nasıl bir araya topluyor? Kainatta bir toz bulutu var. Her tarafı bol bol miktarda. Bunlar yıldızların etrafında dönmeye başlıyorlar. Bu toz bulutların içinde çeşitli boyutlarda parçalar var. İşte kimisi buzdolabı büyüklüğünde, kimisi Everest Dağı büyüklüğünde, kimisi mikroskopik. Şimdi bu büyük olanlar küçük olanları başlıyorlar çekmeye. Bunlar kendi etrafında toparlanıyorlar, gezegenleri oluşturuyorlar. Değil mi? Bu gezegenler içinde küçük olanlar taş gezegenler, büyük olanlar gaz gezegenler. Mesela şeye bakıyorsun, Jüpiter'e bakıyorsun, büyük ölçüde hidrojenden oluşuyor, hidrojen ve helyumdan oluşuyor. Yani Jüpiter biraz daha büyüse yıldız olabilecek kapasitede bir gezegen. Değil mi? Satürn, Uranüs falan bunlar bu tip gezegenler. Bunlar gaz devleri deniyor bunlara. Ve bizim bugün Samanyolu dışında veya Güneş sistemi dışında bulduğumuz gezegenlerin çoğu bu gaz gezegenler. Buna mukabil taş gezegenler daha zor oluşuyorlar. İşte bunlar birbirleriyle çarpışıyorlar falan filan. Bunlar oluşuyor. Bunlar oluşumlarının ilk safhasında bir de birbirleriyle çarpışıyorlar. Mesela dünyamıza Theia isimli hipotetik bir gezegenin çarptığı düşünülüyor. 4,5 milyar yıl önce. Buraya çarptığı zaman çarpan gezegenin tamamı eriyor ve muazzam miktarda ıvır zıvır savruluyor uzaya. Bunlar çok sıcak tabii, erimiş halde. Bunlar dünyanın etrafında bir halka oluşturuyorlar. Bu halkanın içindeki parçacıklar bir araya geliyor, 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 ayı oluşturuyor. Onun için bizim ayımız diğer gezegenlerin aylarından nispeti olarak daha büyüktür. Yani bizim aydan büyük uydular var ama onların gezegenleri devasa. Bizim ayımız bu yolda oluşuyor. Şimdi bu güzel bir hipotezdi. Fakat ondan sonra baktılar ki bu ayın bileşimi dünyanın bileşimine benziyor. Dediler peki be kardeşim, hiç mi Theia'dan parça kalmadı? Onun üzerine bir Amerikalı gezegen jeoloğu şöyle bir hipotez geliştirdi. Bu böyle bir çarpma değil, şöyle bir çarpma. Dünyanın üstünden bir miktarı alıp götürmüş, onlar da ayı oluşturmuşlar. Onun için de Theia'dan parça yok.
Teya nerede Allah bilir. Şimdi büyük patlama denince yani Big Bang deyince bir şey patlıyor. Bir atomdan küçük nokta. Heh. Bu patlıyor. Neden patlıyor? Muazzam miktarda bir enerji birikimi var orada. İnanılmaz büyüklükte bir enerji, inanılmaz büyüklükte sıcaklık. Ya dedim ya Max Planck sıcaklığın üstüne çıkmış. Bu patlamadan önce ne var? Bu patlamadan önce iki fikir var. Bir tanesi Stephen Hawking'in fikri. O daha ziyade Einstein'in teorisinden hareket ediyor. Hiçbir şey yoktu diyor. Zaman ve mekan bu patlamayla birlikte oluşmaya başlıyor. Evet. Diğeri? Diğeri kuantum. Teorisyen. Bu kuantum teorisyenlerin yalnız teorisi Einstein'inkiyle de bu konuda uyumlu. Bunlar diyorlar ki bundan önce de bir kainat vardı. Bu kainat kendi üzerine çöktü. O tek noktaya geldi. Oradaki muazzam enerji birikimi patlamaya neden oldu. Bizim kainatımız oluştu. Küçücük bir atomun patlaması niye Big Bang? Küçücük bir atom değil. Ya küçücük derken hani ondan daha küçük. Bu kadar küçücükten de küçücük bir atomun patlamasının adı niye büyük patlama? Çünkü açığa çıkarttığı enerji inanılmaz. Yani düşünün sıcaklıktan ölç 10 üzeri 28. Bu ne demek? Onun yanına 28 tane sıfır koy. Böyle bir sıcaklığı düşünebiliyor musun? Muazzam miktarda bir enerji açığa çıkıyor. Fakat kuantumcular diyorlar ki bu belki böyle değildi. O kainat çöktü, bir singülerite oluşmadı. Yani bir teklik oluşmadı. Meydana gelen her neyse o patladı, içindeki enerjiyi çökerken biriktirdiği enerjiyi açığa çıkardı. Ve bugünkü kainatımız oluştu. Şimdi bugünkü kainata baktığında kainat giderek, hızlanarak genişliyor. Şimdi bu tabii bu kuantumcuların fikirleriyle ters görülse bile ileride ne olacağını bilmiyoruz. Dedim ya Big Bang'den 4,5 milyar yıl sonrasına kadar genişleme yavaşlıyor. Ondan sonra hızlanıyor. Big Bang tam olarak bugünden kaç yıl önce? 13,8 milyar yıl önce. Yani bakarsan çok da büyük bir rakam değil. Dünyanın yaşı 4,5 milyar. Değil mi? Güneş sisteminin oluşumu işte 4,5 milyar falan. Siz bize yok oluşları anlatmıştınız ya. Bu yok oluşlardan, ilk yok oluştan ne kadar önce Big Bang? İlk yok oluş bizim bildiğimiz kadarıyla 2,5 milyar yıl önce. Bir 10 milyar yılı daha var geride nereden baksın. Yani çok büyük zamanlar değil bunlar. Astronomik olarak bakarsan. Ama Big Bang bugünkü kainatın davranışını en iyi açıklayan teori. Yalnız içinde bir singülerite mi? Hani bir teklik barındırdığı için fizikçiler diyorlar ki bu olmaz. Çünkü buraya geldiğin zaman bunu hesaplamaya kalktığın zaman izafiyet teorisinin denklemleri anlamsız hale geliyor. Kuantumcular da diyorlar ki öyle değil. Bunu biz açıklarız. Onun için bir kuantum genişlemesinden bahsediliyor bugün. Bir kuantum expansion'dan bahsediliyor. Siz hangisine daha çok itibar ediyorsunuz? Kuantumculara tabii yani. Çünkü ötekinin dediğim gibi belli bir noktaya geliyorsun, orada denklemlerin çalışmaz hale geliyor. Halbuki kuantumcular diyorlar ki hayır, bundan sonra da bundan önce de, Big Bang'den önce de diyor çalışır bizim denklemler. Dolayısıyla kuantum expansion'ın yani kuantum genişlemesinin izah gücü genel izafiyet teorisinin savunduğu teoriden daha güçlü. Gezegenimizin veya içinde bulunduğumuz kainatın herhangi bir yerinde yeniden büyük bir patlama olmayacağının garantisi var mı? Olabilir, olabilir. Allah'a emanet yaşıyoruz diyebilir miyiz hocam? Yani ben onu demeyeyim ama yani biz kainatta tesadüflerin çocuklarıyız. Çünkü unutmayın kuantum teorisi bir ihtimal hesabı teorisidir. Onun için de Einstein hiç sevmemiş onu. Onun meşhur lafı vardır, Tanrı zar atmaz diyor. Der Herrgott würfelt nicht. Değil mi? Ama ondan sonra gelen nesildekiler de Einstein'ı durumun böyle olmadığını, Tanrı'nın mal gibi zar attığını gösteriyorlar. Mesela Heisenberg falan Einstein'a diyorlar sen geride kaldın diyor. Hocam bunu Almanca mı söylemiş Einstein? Tabii. Ben bunu İngilizce söylemiş diye biliyorum ama. İsviçre'de bir şey kongresinde falan sunum yaparken söylediyorlar. Demek uydurma o benim. Hayır, İsviçre'de bilmem ne sunumu yaparken Einstein İngilizce bilmiyor. Öyle mi? Tabii ya, Amerika'ya bayağı gittiğinde tabii canım yani. Der Herrgott würfelt nicht. Meşhur. Yani Einstein'ın mesela ömrünün sonuna doğru hayatını yazmasını istiyorlar. Schilp'in kitabı için Einstein the Philosopher Scientist. Onu bütün seyircilerimize tavsiye ederim. Muhteşem bir kitaptır o. Einstein hayatını İngilizce yazamıyor. Almanca yazıyor. Karşı sayfada Schilp İngilizce'ye tercüme ediyor. İngilizce tercümesini yayınlıyorlar. Ben Einstein'ın bir filmini seyrettim. Başkan Roosevelt'in önünde bir konuşma yapıyor. Tabii İngilizce yapması lazım. Çok üzüldüm yani onu görünce. Yapamıyor. Yani eline yazıp vermişler, onu dahi tam okuyamıyor. Hocam Einstein'ı nasıl şey yaptı, ne hale getirdiniz şu an? Hayır, ya, hayır. Hocam abi, Einstein'a üzüldük şu anda. Ama öyle yani, o iş başka, bu iş başka. Einstein'ın yerine üzülmek. Evet, o iş başka, bu iş başka. Dil bilmiyor diye. Dil bilmiyor. Ay çok iyi Fransızca biliyor.
orada var. Ya Belçika kraliçesi, Belçika'yı ziyaret ederken Belçika kraliçesi bunu saraya davet ediyor. Beraber keman çalıyorlar. Ha, keman da çalıyor. Çok güzel keman çalıyor. Çok ilginç bir konuya değindik bu hafta. Kafa TV'ye teşekkür ederim bu imkanları verdiği için bizlere. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.